Haşmet Babaoğlu, Titanlar çarpışıyor. Yüzyılın ikinci çeyreğini ne belirleyecek? Devletler arasındaki hegemonya savaşları mı? Yoksa küresel oligarşinin iç çatışmaları mı? Yaşayıp göreceğiz. 20 Ağustos sabaha karşı 4 sularında Sicilya'nın şirin balıkçı köyü Porticelli'de fırtına patladı. Sonra bulanık görüntü kayıtlarına bakılırsa soğurtumuna benzer bir şey gerçekleşti. Ve koyda demirli yatlar arasında bulunan 55 metrelik süper yelkenli Bayesian nasıl olduysa alabora oldu. Kazada kurtulamayanlar arasında İngiltere'nin bilgesi denilen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch, Morgan Stanley Yönetim Kurulu Başkanı Jonathan Bloomer ve Linkney'i ABD'de 10 yıl süren davadan beraat ettiren Clifford Chance şirketinin ünlü avukatı Chris Carvalho da vardı. Şimdi şuna dikkat. Amerikan derin devletiyle bağları bulunan Hewlett Packard şirketi, Lean'in bir satış sırasında kendini dolandırdığını öne sürüp dava açmıştı. Olağanüstü zekasıyla dikkat çeken 59 yaşındaki milyarder Linkey ve arkadaşları işte o gece yattı bu davanın kapanışını kutlamışlardı. Ama ilginç bir nokta daha vardı. Davada yargılanan ve bütün işlerde Linkey'nin sağ kolu olarak bilinen Stephen Chamberlain'le birkaç gün önce sabah koşusunda araba çarpmıştı. Chamberlain'e süper yatın battığı gün hastanede son nefesini verdi. Olayın perde arkası detaylarını Ergün Diler günlerdir yazıyor. Meraklısı okumalı. 2 nokta dikkat çekici. Birincisi, yatın Avustralyalı tasarımcısı ısrarla bu yat kesinlikle batmaz, alabora olamaz diyor. İkincisi, çevredeki teknelerde bir şey yok. Konukların sıkıntılı olanları ölmüş. Mürettebatın tamamı kurtulmuş. Araştırmalara katılan İngiliz dedektifler şaşkın. Yatın kaptanı dedektiflere konuşmayı reddetti. Avukatını bekliyor. Şimdilik suçlu belli. Teknene 72 saatlik serendireyi. Soru şu. Sicilya'nın küçük bir balıkçı kasabasında yaşananlarla mesela Ukrayna, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da yaşananlar arasında bir bağ var mı? Birleşik Krallık ve ABD sahne arkasında dövüşüyorlar mı? Not defteri. Öyle bir devir ki bizzat zarar gören taraf oluncaya kadar insanların gerçekten ne kadar bencilleştiğini fark etmiyoruz.